Şükrü öğütlü oğlu. Şükrü evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddaabilir TV'ye hoş geldiniz yeniden. Yeniden kanalımıza kavuştuk. Yayın yasağımız bitti. Allah'a şükürler olsun. Sizlerden çok önemli ricamız konuşamadım da ya. Şey gibi oldu bu ya. Ne o? Rütük yayın yasağı koydu. Rütük ya. Aynen. Rütük yayın yasağını kaldırdı. Bir hafta belgesel yayınlayamadık sizlere. Ama keyfimiz yerine geldi. Artık yayın cezamız bitti ama neden kaynaklandığını hala bilmediğimiz yazışmaların sürdüğü. Tabii biz acaba şeyden mi diyoruz? Hani kumar mumar iddia yönlendiriyoruz, teşvik ediyoruz gibi acaba hani profil adı aşağıda var diyordum ya. Artık onu söylemeyeceğim yani. Onu Instagram'dan bana yazın. Kuponunu nereden oynuyorsun derseniz tuttur diye. Platformdan oynadığımı ve profil linkimi ben size Instagram'dan yazarım. Şuradan Instagram adresimizi takip etmeniz çok önemli. Duyuru ve bildirimler için yine tahmistplus.com'da ideal kupon tavsiyelerimiz olacak. Cuma günü çok güzel maçlar yok. Yine her zamanki gibi hafta sonuna hazırlık yapacağız. 3-5 liralık 10 liralık bir tane takiplik, keyiflik kupon yapabilirsiniz. Sizler için 5 tane maçla ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. 3 tanesi kuponlarda yer alabilir. Bir tanesini de yanına ister koyarsınız ister koymazsınız sizlere bırakacağım. Buyurun unutmayın. Bir tane laf var yani. Ne? Birileri dedi öldü. Şimdi kral geri döndü. Şimdi kral geri döndü. Mekanın sahibi geri geldi. Evet arkadaşlar destekleriniz gerçekten çok önemli. Bütün cuma, cumartesi, pazar elinizden geldiğince yorumlarınızla, like'larınızla bol bol gönderirseniz kanalımız en azından etkileşim içinde olması için like'larınız özellikle çok önemli. Hatta yönetmen gir şuraya da, bilmeyenler var çünkü. Habire diyorlar ya, like nerede abi, yorum nereden yapacağız abi. Kısa bir 15 saniyelik videomuz var. Onu bir gösterelim bilmeyenler için. Çünkü çoğu insan bilmiyor. Teşekkür ediyoruz. Hemen maçlarımıza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, YouTube'a girdiğinizde şu büyüteç işaretine bastığınızda, iddia yazdığınızda, IDD bile yazsanız çıkıyor. Gördüğünüz gibi kanalımıza tıkladığınızda atıyorum bir videomuzu söyleyelim. Tabii ki videomuz geldi ekrana. Bu sırada ilk yapmanız gereken şey şu arkadaşlar, sizden ricamız. Gördüğünüz gibi şurada bir parmak işareti var. 4609 görüntülenmenin altında bakın. Basıyorsunuz hemen mavi oluyor. Evet, videoya like atmış oldunuz ve aşağı doğru indiğiniz zaman yorumlar diyor. Bak, herkese açık bir yorum ekle. Buraya tıklıyorsunuz. Hiç yazacak bir şey bulamasanız bile en azından buraya şu işareti bile koysanız bakın en azından yorum yapmış oldunuz. Öncelikle bu konuda sizleri aydınlatmak istedik. Hepinize bol şanslar. Evet, videoya dönebiliriz kaldığımız yerden. Evet, like ve yorumlarımızı nereden yapacağımızı öğrendik. Hatta yaptığımıza göre hemen ilk maçımıza geçelim. Alanyaspor Antalyaspor mücadelesiyle başlıyor cuma günü. Saat 20.30'da oynanacak mücadele, söyledim onu. Saat 20.30'da oynanacak mücadele Alanyaspor'un kendi sahasında oynanacak. Tabii biz şu anda çarşamba gecesi akşamı bu videoyu çektiğimiz için program itibariyle henüz bülten, bu aralar zaten sorun var biliyorsunuz. MBS'leri işte 3 yapıyorlar, oranları düşük tutuyorlar vesaire vesaire. Hepinizin şikayetçi olduğu konular var biliyoruz. Hani bizler de onlardan şikayetçiyiz. Söylüyoruz da gereken yerlere, yazı yazıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Canlı yayınlarda da konuşuyoruz ama hani artık bültenlere bile önceden şey yapmaz oldular, yayınlamaz oldular. Canlı yayınlarda, canlı maçlarda 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı varken 3 tanesini canlıya alıyorlar filan falan. O yüzden oranları şu an hala göremiyoruz. Baktığımız zaman Papis Çiste'nin Alanyaspor'da iyileştiğini ve oynayacağını söyleyelim. Önemli bir faktör Alanyaspor açısından. Antalyaspor'da bir türlü çıkışa geçemedi Thomas'la birlikte. Biliyorsunuz yeni hoca etkisi tam biraz kıpırdama var ama hani sonuçlara henüz yansımadı diyelim. Hoca, yeni hoca geldikten sonra Başakşehir'e yenildiler. Gerçi şanssız bir şekilde Başakşehir'le karşılaştılar. Kupada Eyüp'ü yendiler ama Trabzon'a yenildiler. Belki bu maçta çıkış arayacaklardır ama baktığımız zaman güç dengesine tabii Alanyaspor bir adım, hatta iki adım daha önde diyebiliriz oynamış olduğu özellikle hücum futboluyla birlikte. Alanyaspor'u ben burada bir adım önde tutuyorum. Oranın muhtemelen yine 1.70'lerde falan olacağını düşünüyorum. Aslında Alanyaspor'un hani 1-0, 2-0 gibi alabileceğini düşünüyorum. Gol yese de 2-1 gibi biteceğini düşündüğüm için 2-3 gol önereceğim ben buraya. Zaten hani yüksek oranlı, takiplik, heyecanlı, keyifli kuponlar yapacağımız için isteyen yani Alanyaspor galibiyetini isteyen 2-3 golü denesin. Ama bugün için o 5 maçın 3'üne biraz fazla güveniyorum diyorum ya. O maçlardan biri değil bu çünkü kararsız kaldım. Hani kuponuma ya 1 koy, işte 2 kupon yaparım. Birine 1, birine 2-3 gol ya da bir tercihi koyarım ben. Diğerlerini de şimdi göreceksiniz. İkinci maçımız sanki güvenilir tercihi gibi görünen Aalborg North Zealand mücadelesi Danimarka'da oynanacak. North Zealand'imiz geçen hafta biliyorsunuz güçlü Kopenhag karşısında gol atamamıştı. Ama Aalborg biraz daha kendi kalibresinde bir takım yani kadro kalitesi olarak baktığımız zaman ve North Zealand'in golcü kimliğini biliyorsunuz. Baktığımız zaman Aalborg da kendi evinde etkili bir takım, hücumu düşünen bir takım, yine çift forvetle oynadığını görüyoruz ve
formda oyuncuları var yine Andersen Kaufman gibi ve North Island'de de yine Muhammed Kudus gibi, Damsgaard gibi yine önemli oyuncuları var ve kompakt futbol oynayan bir takım bu iki takımda. Yani sadece forvetleri gol atmıyor, kanattan, orta sahadan, her yerden gollere katkıda olan hücumcu oyuncuları var. O yüzden burada da yine ben Günün güvenilir tercihlerinden biri gibi. Çok böyle aynı geçen maçtaki gibi North Island gol atamadı ama hani pozisyonlara da girdi. İşte ne bileyim Aaborg'un bir önceki maçına baktığımızda Odense deplasmanında direkten döneni var, kaçırdıkları var. Ama öyle şeyler olmazsa karşılıklı gol var, rahat bir şekilde gelecektir diye düşünüyorum. 1.35 gibi, 1.40 gibi muhtemelen oranı olacaktır. Bunu kuponuma koyacağım. Ben kuponumuzun bir maçı bu olabilir. Karşılıklı gol var öneriyorum. Bir diğer mücadelemiz Almanya'da. Hoffenheim kendi evinde Augsburg'u ağırlayacak. Hoffenheim de yine kalbur üstü takımlardan biri biliyorsunuz. Augsburg'da sonradan form tutan takımlardan biri ki kendi evinde Hertha Berlin'i yenmişti biliyorsunuz. Paderborn'u deplasmanda yenmişti. Son olarak Mainz'i kendi evinde devirmeyi başardı. Hoffenheim'de hani son zamanlarda kötü gidiyor diyebiliriz. Hani Mainz'la fark yedi. 5-1 yenildi. Hem de Mainz kırmızı gördükten sonra yine goller geldi. Maçları özetlerini izleyenler göreceklerdir. Hani böyle maç koptu mu zaten biliyorsunuz. Belli bir yerden sonra kontralardan bir şekilde hatalardan gol geliyor. Düsseldorf'la berabere kaldı. Leipzig'e karşı 3-1 yenildi. O maçta da hem karşılıklı gol varımız hem üstümüz vardı. Hücum gücüne güvendiğimiz bir takım. Yine Hoffenheim takımı. Kramaric gibi, Lokadia gibi yine formda oyuncuları var. Augsburg'un özellikle golcüsü Niederlechner yine 7 golle oynuyor. Yine onlar da 3 tane ileri uç oyuncusuyla oynuyor her iki takımda. Yani bol hücum ağırlıklı oynuyor. Augsburg'un da formda olduğunu söyleyelim. Burada da yine benim beklentim karşılıklı gol var olacak. Oranı yine 1.40 civarında, 1.45 civarında bekliyorum. Bu da günün güvenilir karşılaşmalarından biri gibi. Hani bu dar bültende çok sürprizlerin çıkabileceği bir cuma gününde sanki bu maçlar güzelmiş gibi. Bu iki maç bana öyle geliyor. Aynı fikirdeyseniz. Yine bir diğer mücadelemiz Hollanda'da. Her hemen kendi evinde Willem 2 takımını ağırlayacak. Ya da Willem 2, Willem 2 ne diyorsanız. Willem takımına baktığımızda sansasyonel bir şekilde Ajax deplasmanında galip gelmişti. Geçen hafta 2-0. Biz buna değinmemiştik. Tabii sürpriz çıkacağını düşündüğümden değil de. Oranlara pek güvenmediğim için, düşük bulduğum için girmemiştik. 4. sırada yer alıyor Willem takımı ve hemen arkasında her hemen onlar da evindeki 8 maçtır kaybetmediğini söyleyelim. Herenven'in oldukça formdalar ve Willem'in de yine form durumundan bahsedebiliriz. Onlar da 4 maçtır kaybetmiyorlar. Bu iki formda ve hücumcu takımın yine biri 2 forvet, biri 3 forvet böyle yine kompakt bir şekilde gol dağılımı, homojen bir şekilde takımda. Orta sahada özellikle Pavlidis'in Willem'de formundan bahsedebiliriz. Yine ileri uçta Odgaard ve Euken'in formundan Herenven'de bahsedebiliriz. Bu oyuncuların da yine önderliğinde bol pozisyonlu gollü bir mücadele bekliyorum. Ben karşılıklı gol var geleceğini de düşünüyorum. Üst de gelebilir. Hani varın oranı belki hani 1.25 ise üstü, 1.35, 1.40 ise üstü deneyebilirsiniz. Ama karşılıklı gol var öneriyorum. Ben ilk tercihim, sağlam tercih. İki takımın da birbirine gol atması olacaktır bana göre. Yine 2.5 üstte alternatifte değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ben günün son mücadelesi, 5. mücadele Fransa'da Lille takımı. Saat 22.45'te Montpellier takımını ağırlayacak. Yine kalbur üstü takımlarından biri. Montpellier zaman zaman sürprizler yapabilen bir takım ve dirençli bir takım. Burada yine oyunu tutmaya çalışacaklardır. Açıkçası çok fazla gollü bir mücadele beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Lille takımı da oyunu tutan ve yine ileri uçtaki önemli oyuncularıyla başta Osimhen olmak üzere gol arayan ve ileri uçta tehlikeli bir takım. Remy ile birlikte, Ikone ile birlikte Montpellier'de yine ileride yine önemli hücumcu oyuncuları var. Delors gibi, Laborde gibi, onun dışında Savagne gibi. Burada iki takım da hani birbirine tamam denk demeyelim, bir tık önde hani Lille'in kadro kalitesi. Yine Yusuf Yazıcımız da yine orada oynuyor biliyorsunuz. Kendi evinde bir adım önde olabilir ama yine burada Lille kazansa bile hani 1-0, 2-0 zorla kazanabilir. 2-1 gol yese de veya 1-1 de kalabilir. Yine Antalya Spor, Alanya maçı gibi 2-3 golde kalacağını düşündüğüm bir mücadele. Sağlamcılar oranı bilmiyorum ama ilk yarı 1.5 altın oranı sanki 1.20-1.25 civarında olabilir. İlk yarıda 2 gol beklemiyorum. Bunu deneyebilirler. Oran yeterliyse 3.5 altın oranı çok düşük olacaktır. 1.15-1.18 civarı ama çok fazla gol beklemediğim için dediğim gibi karşılaşma 1-1 ya da bilemedim bir tarafa en fazla 2-1 ile döner diye düşündüğüm için 2-3 golü yüksek oran isteyenler hani Antalya maçındaki gibi bunu da deneyebilirler. Arada verdiğim 3 mücadele biraz daha, bir tık daha güvendiğim bir mücadele. Buralardan bir takiplik, heyecanlı, keyiflik kupon çıkarabiliriz cuma günü diye düşünüyorum. Hafta sonuna hazırlık olmuş olur, sermaye olmuş olur. Hafta sonu daha güzel maçlar var. Yine İddaabilir TV'de sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi yorumlarınız, like'larınız çok önemli arkadaşlar. Bunları bizlerden esirgemezseniz seviniriz.
Şimdiden teşekkür ediyoruz hepinize. Yönetmen iddiabilir kanalına da hala abone olmayan varsa oraya da bir gidin abone olun. Oraya da çünkü zaman zaman videolar atacağız. İşte zaman zaman cuma veya pazartesi videoları, zaman zaman Toto videoları yine Yönetmen iddiabilir TV kanalımızda olacak. Her ihtimale karşı orayı da kalkındırmak lazım. Bir taşın altına elimizi koymamız lazım. Cuma günü benim düşüncelerim bu kadar. Siz de yorumlara kendi düşündüğünüz, güvendiğiniz tercihleri ya da maçları yazarsanız etkileşim halinde hep beraber iddiaya karşı güzel kuponlar yaratıp inşallah kazanabiliriz diyelim. Hepinize bol şanslar dileyelim. Hayırlı cumalar dileyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şuradaki kanala tıklayıp, fotoğrafa tıklayıp kanala mutlaka abone olun ve zil işaretine basın ki her video yüklendiğinde bildirim gelsin efendim. Hoşçakalın.